Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Ağustos 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, 22 Ağustos'a kadar Güneş Aslan burcunda en güçlü olduğu kendi burcunda parlarken, hayatımızda da önceliklerimizi sizin için özellikle parasal kazançlar alanına çekiyor. Evet, maddi konular, bütçeniz, gelir gider dengeniz, maddi varlıklarınız özellikle Ağustos ayında sizin için daha dikkat çekici olabilir. Aya biraz gergin enerjilerle başlayacağız. Güneş Aslan'da, Boğa burcunda ilerleyen bir Uranüs var. İşte Kova burcunda Satürn'ümüz var ve sabit burçlardaki zıtlaşmalar özellikle ayın ilk haftası içerisinde finansal konularda bazı kısıtlanmalar ya da sizi zorlayacak stresler yaratabilir. 2 Ağustos Güneş Satürn karşıtlığının devrede olduğu bir gün. Kendinizi maddi anlamda biraz yetersiz hissedebilirsiniz veya işte gereken maddi kaynakların biraz kısıtlanması ya da harcamaların artması, beklenmedik masrafların olması da mümkün tabii ki. Bir borç ödemesinin sizi biraz zorlaması mümkün. 6, 7, 8 Ağustos gibi özellikle Güneş ile Uranüs arasındaki kare açıda yine finansal alanlarda inişli çıkışlı bir seyir verebilir. Yani bazı riskleri ortaya çıkarabilir. Paranızı değerlendirirken, harcarken, alışveriş yaparken, borçlanırken özellikle Ağustos'un ilk yarısına dikkat edelim. Çok öyle fevri davranmayalım. Çok dürtüsel davranmayalım. Belki daha sakin, daha sabırlı olmamız gerekiyor. 8 Ağustos'tan sonra etkiler biraz daha yumuşayacaktır. En azından o sıkışık etkiler açılmaya başlayacaktır. 8 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda yeni bir ay var. Her yeni ay yeni olasılıkları da hayatımıza getiriyor tabii ki. 16 derece Aslan Burcu'ndaki yeni ay tam da parasal alanınızda doğacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş Burcu'nuz, Yükselen Burcu'nuz 16 derece ve yakınlarındaysa ve kişisel haritalarınızda sabit burçlarda 16 derece ve yakınlarında gezegenler bulunuyorsa, yani bunlar Aslan, Kova, Boğa, Akrep olabilir. Yeni ayın etkileri daha güçlü olacaktır sizin adınıza. Bu yeni ay tabii ki yeni para kazanma imkanları, yeni iş imkanları hayatınıza getirebilir. Ya da parasal durumunuzla ilgili maddi kaynaklarınızı değerlendirme, onları yönetme, yaptığınız yatırımların sonuçları veya yeni yatırımlar yapma, bazı alışverişler, hani tüm bunları da gündemimize getirebilecek bir yeni ay döngüsü olacak. 22 Ağustos'a kadar olan süreç, 8 Ağustos'tan itibaren 2 haftalık süreç, yeni ayın etkileri hayatımıza dahil olabilir. Ay boyunca Mars Başak Burcu'nda olacak. Merkür ayın 11'ine kadar Aslan'da, 11'inden sonra Başak Burcu'na geçiyor. Venüs 16'sına kadar Başak Burcu'nda. Dolayısıyla 3. ev konularınız da bu ay çok aktif aslında. Özellikle ayın 11'inden sonra Merkür'ün de Başak Burcu'na geçişi zihinsel anlamda sizin için çok bence olumlu olacak. Daha detaycı olacaksınız, daha mükemmelliyetçi olacaksınız. Yani parayla ilgili hesaplarınızı, muhasebe işlerinizi, alacak verecek konuları, nerelere harcanacak, nereye nasıl yatırım yapılacak, tüm bunların detaylarını daha iyi analiz edebileceğiniz, daha olumlu değerlendirebileceğiniz, detayları gözden kaçırmayıp belki var olan bazı eksikleri, hataları görüp pratik çözümler bulabileceğiniz bir süreç aslında. Yine iş hayatınız ve para kazanma süreçlerinizde ticari konularda da sizi çok verimli bir şekilde etkileyebilir. Merkür'ün Başak Burcu'ndaki seyri, Mars'ın Başak Burcu'ndaki seyri. 18, 19, 20 Ağustos. Bu günleri özellikle iyi değerlendirmeye çalışın. Bu günler hem ticari konular hem iş konularında, kişisel girişimlerinizle ilgili alanlarda çok bereketli olabilir. Çok hızlı, pratik çözümler bulabileceğiniz, hatta ilginç bazı fırsatlarla da karşılaşabileceğiniz günler. İş dışında nasıl olabilir? İş dışında da hareketli günler. Güzel bir seyahat organize edebilirsiniz. Eğitim hayatınızda yine hızlı, önemli değişimler olabilir, gelişmeler olabilir. Yeni adımlar atmak, yeni sözleşmeler yapmak, kararlar vermek için de bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Ayın 16'sından itibaren Venüs Terazi Burcu'na geçecek. Venüs Terazi Burcu'nda çok güçlüdür. Kendi burcudur çünkü. 16 Ağustos'tan itibaren ev yuva alanlarınızda, ailevi ilişkilerde daha keyifli olacağınızı,
mutluluk alabileceğinizi gösteriyor gökyüzü. Venüs burada ev ortamınızda da bazı yapmak istediğiniz iyileştirmeler, güzelleştirmeler, konfora ait bazı çalışmalar varsa bunları da daha rahat ele alabileceğinizi ve keyifli sonuçlar elde edebileceğinizi işaret ediyor. 22 Ağustos'ta Kova burcunun 29 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Evet, bu yaz iki tane Kova Dolunayımız var. Geçen ayki videolarda da bahsetmiştik. 24 Temmuz'da 1 derece Kova burcunda Dolunayımız oldu. Şimdi 29 derece Kova burcunda tekrar bir dolunayımız var. Aslında iki dolunay birbiriyle de bağlantılı olabilir tabii ki. Bu dolunay da parasal süreçlerinizle ilgili aslında. Ve kendi içinde bazı tamamlanmalar, dönüşümler barındırıyor. Sabit burçların son dereceleri etki aldığı gibi değişken burçların ilk dereceleri de etki alabilir. O yüzden lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 29 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa veya değişken burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz varsa dolunayın tesirleri sizin için daha güçlü olabilir. Bir borcun kapanması, krediyle ilgili bir beklentinizin sonuç vermesi, bir miras, nafaka, tazminat, bursla ilgili böyle bir yine parasal anlamda bir işin, mevzunun sonuçlanması, dönüşmesi anlamında güçlü bir dolunay etkisi olduğunu söyleyebilirim. Bu dolunayın süre gelen parasal kazançlarınızla mali durumunuzla ilgili olduğu gibi hani çalışmadan gelebilecek ekstradan bazı kazançlar ya da eşinizin maddi durumu bununla bağlantılı etkileri de olabilir. Ve bazı ilginç sürprizler de tabii ki özellikle parasal konularda hayatınıza taşıyabilir. Hemen ardından Güneş artık Başak Burcu'na geçişini yapacak. Ayın son günleri Başak Burcu'nun, Güneş Başak Burcu'nda ilerleyecek. Eylül ayının ilk haftası da zaten Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. Gündemlerimiz sizin için sevgili yengeçler, özellikle yakın çevrenizle ilgili konular, ticari konular, eğitim konuları, hareketli bir dönem, zihniniz çok hızlı çalışıyor, planlar var, programlar var. Öğrenciyseniz artık tamamen okul hayatınıza, eğitim hayatınıza odaklanıyorsanız ve kendi işinizi yapıyorsanız, ticaretle uğraşıyorsanız, işinizle ilgili konulara, detaylara tam olarak odaklandığınız bir sürece adım atıyorsunuz sevgili yengeçler. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.